Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazandıran defterde en büyük ortak bölen konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, konumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet, etkinliklerimize bakalım. 2 veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların arkadaşlar bakın şuraya 2 rakamını yazalım. Evet, 2 veya doğal daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların EBOB'u denir. Yani EBOB arkadaşlar en büyük ortak bölen demektir. Şimdi AB'nin EBOB'unu arkadaşlar nasıl gösteriyorum? Bakın parantez içerisinde AB büyük harflerle EBOB şeklinde gösterebiliyorum. Veya A virgül B sağ tarafına küçük olarak EBOB yazarak AB sayılarının EBOB'u şeklinde gösterebiliriz. Evet arkadaşlar biz iki sayının EBOB'unu bulurken iki tane yöntem kullanabiliyoruz. Bakın birinci ve ikinci yöntem ayrı ayrı göstereceğim. Birinci yöntemimiz klasik bir yöntem. 6 veya 8 sayısını arkadaşlar EBOB'unu bulalım demiş. 6'nın ve 8'in çarpanların yani bölenlerini buluyoruz. Bakın 1 çarpı 6, 2 çarpı 3'tür. 6'nın çarpanlarını veya yani bölenlerini yazarken küçükten doğru sıraya koyalım. 1, 2, 3, 6. Bir de 8'e baktığımız zaman 1 çarpı 8, 2 çarpı 4'tür diyoruz. 1, 2, 4 ve 8'i sıraya koydum. Bakın ortak olanlar 1 ve 2'dir. En büyüğü istediği için 2 sayısı 6 ile 8'in en büyük ortak bölenedir diyoruz. Tabii ki arkadaşlar biz her seferinde ne yapmayacağız? Bu şekilde çarpanları bularak yapmayacağım. Hemen 6 ve 8'i burada göstermek istiyorum. Bakın 6 ve 8'i yanına bölen listesinin çizgisini koyalım. Evet en küçük asal sayımız 2'den başlayarak bölüyorum. 6 ve 8'den arkadaşlar her ikisi aynı sayıya bölünüyorsa bunu işaretleyeceğim. Yani yuvarlak için alacağım. Bakın 6 2'ye bölünür. 3 8 2'ye bölünür. 4'tür. 2 sayısı hem 6 hem 8'i böldüğü için işaretliyorum. Ben burada yuvarlak için arıyorum. İsteyen öğrencilerimiz bunun yanına yıldız da koyabilirler. Tekrar hem 3'ü hem 4'e bakıyorum. 2'ye bölüyorum. Bakın 3 2'ye bölünmez. 3 olarak yazdım. 4'ü 2'ye böldüm. 2'dir. Dikkat ederseniz burada şu 2'yi arkadaşlar işaretlemeyeceğim. Çünkü 2 sayıyı beraber bölmedi. Tekrar 2'ye böldüm. 1, 3 bölünmez yazdım. Bakın arkadaşlar burada tekrar 3'e bölerek 1'leri görüyorum. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Arkadaşlar 1, 2 sayının ebobunu bulurken, dikkat edin ebobunu bulurken eğer bir taraf 1'e ulaştıysa artık başka bir ortak asal çarpan çıkmaz diyorum. Onun için istersek burada kesebiliriz diye söyleyelim. Evet. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Burada bakın sağ tarafta işaretlediğim bütün sayıları çarparak 6 ile 8'in EBOB'unu buluruz diyorum. 6 ile 8'in EBOB'u burada bir tane sayı olduğu için direkt 2 yazıyorum. Eğer birden fazla işaretlemiş olsaydım o sayıları çarparak EBOB'u bulacaktık diyoruz. Evet, ikinci yöntemi zaten yapmış oldum. Bir de ikinci yöntemi 18 ve 24'ün EBOB'unu bulurken kullanmış. Asal çarpım algoritması yöntemi diyoruz. Her ikisini de aynı anda bölen sayılar işaretlenir ve işaretli olan sayılar çarpılır şeklinde gösteriyor. Evet dikkat ederseniz 2 hem 18'i hem 24'ü böldüğü için yuvarlak için almış. 18'i 2'ye böldüm 9, 24'ü böldük 12. Şimdi arkadaşlar ikinci 2'den bahsediyorum. Bakın 9'u bölmediği için bunu yuvarlak içine almıyorum. Dikkat ederseniz nerede? Şurada bakın 3'ü yuvarlak için alıyor. Çünkü 9 3'e bölününce 3, 3 3'e bölününce 1 olur diyoruz ve yuvarlak içine alıyorum. Daha sonra tekrar 3'e bölerek bakın 1'lere ulaşıyorum ve daha sonra en sonunda ne yapıyorum? Yuvarlak içine aldığım yani işaretlediğim sayıları çarparak EBOB'unu buluruz diyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet, aşağıda verilen sayıların EBOB'unu bulunuz diyor. 24 ve 30'dan başlıyorum. En küçük asal sayımız 2'den başlayarak arkadaşlar. Eğer bölünüyorsa 2'ye bölerek başlıyorum. 24'ü 2'ye böldüm 12. 30'u 2'ye böldüm 15. Her ikisini böldüğü için yuvarlak içine almayı unutmuyorum. Tekrar 2'ye böldüm 6. 15 bölünmez. Bakın yuvarlak içine almıyorum, işaretlemiyorum. Tekrar 2'ye böldüm 3. 15 Şimdi 3'e bölüyorum. Artık 2'ye bölünmez. 3'ü 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm. 5'tir. Arkadaşlar bu 3 hem 3'e hem 15'i böldüğü için yuvarlak için alıyorum. 5'i 5'e bölüyorum. 1'dir diyorum. Bakın burada EBOB arkadaşlar bir 2 ve 3 var. İşaretlediğim sayılar. O halde şöyle yazıyorum. EBOB 24 ile 30 yani 30 ile 24 EBOB'u 2 çarpı 3'den 2 çarpı 3 6 olur diyorum. Evet 28 ve 42'ye bakıyorum. 2'den başlayarak bölüyorum. 28'i böldüm 14. 42'yi böldüm 21. Yuvarlak için aldım. Tekrar 2'ye bölüyorum 7. 21. İşaretlemiyorum 21'i bölmediği için. 3'e bölüyorum arkadaşlar. 7 bölünmez. 21'i 3'e bölersem 7'dir. Evet şimdi de ne yapıyorum bakın. Yine işaretlemedim. Lütfen dikkat edin. Bu sefer de 7'ye bölüyorum diyorum. 7'ye bölersem 1'leri gördüm. Bu 7, her iki 7'yi de böldüğü için işaretledim. O halde 28 ile 42'nin ebobu 2 çarpı 7'den 14 olur diyorum. 80 ile 100'e bakıyorum. 2'den başlayarak bölüyorum. 40, 50 İşaretliyorum arkadaşlar. Her ikisini böldü. Tekrar 2'ye bölüyorum. 20, 25 Her ikisini böldü. İşaretliyorum. 2'ye böldüm. 10 25 bölünmez. İşaretlemiyorum arkadaşlar dikkat ederseniz çünkü 25'i 2 bölmedim. Tekrar 2'ye bölüyorum. Dikkat ederseniz bakın 2'ye bölme işi bitmeden diğer sayılara geçmiyorum. 5 25. Evet 2'ye bölünmez artık 5 ve 25. 3'e de bölünmez. 5'e bölüyorum. 5'i 5'e böldüm 1. 25'i 5'e böldüm 5'tir işaretliyorum. Tekrar 5'e böldüm 1'dir. O halde 1 2 2 tane 2 1 tane 5'in çarpımı Evet, 80 ile 100'ün EBOB'u bakın şöyle 2 çarpı 2 çarpı 5 olarak yazabilirim. İstersek bunu 2'nin karesi çarpı 5 gibi de düşünebiliriz. Ne olur arkadaşlar? 20 olur. 80 ile 100'ün EBOB'u diyorum. Evet 36 ve 50, 32 ve 56'ya bakıyorum. 2'ye böldüm 16. 56'yı bölersek 28. Her ikisini böldü işaretliyorum. 2'ye böldüm 8. 14 işaretliyorum. Tekrar 2'ye böldüm. 4, 7 işaretliyorum. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz bakın burada aslında 4 ile 7'nin başka bir ortak böleni çıkmayacak ama yine de devam ettirelim. 4'ü 2'ye böldüm 2. 7 bölünmez. 2'ye böldüm 1. 7 yedi bölünmez. 7'ye böldüm 1'dir. O halde 1, 2, 3 tane 2'nin çarpımıdır. 32,56'nın ebobu. 2 üstü 3 yani 8 olur diye söyleyebiliriz. 25 ile 75'e bakıyorum. Arkadaşlar her ikisi de 2'ye bölünmez. O halde 3'ten başlıyorum. Bakın 25 bölünmez. 25'i aynen yazdım. 75'i 3'e bölersek 25'tir. Evet 3'e bölünmezler. 5'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 25'i 5'tir. Her ikisini böyle işaretliyorum. 5'e bölüyorum 1 ve 1'dir işaretliyorum. O halde 5 çarpı 5 olacak. Evet 25 ve 75'te yazalım. 5 çarpı 5'ten EBOB'ları 25'tir diyoruz. Evet burada arkadaşlar bir şey hatırlatmak istiyorum. İki sayı eğer birbirinin katıysa arkadaşlar. Bakın 75 25'in tam katıdır. O halde küçük olan sayı her zaman EBOB'tur diye söyleyebilirsiniz. Yani ben 25 ile 75'i gördüğüm zaman bunların EBOB'u direkt 25'tir. Yani küçük olan sayıdır diyebilirim. Evet devam ediyorum. Evet bakın arkadaşlar burada en son çözdüğünüz soruya dikkatli bakın diyor. Sayıları ve sonucu inceleyelim yorumlayalım demiş. O halde diyorum ki arkadaşlar iki sayı az önce söyledim buraya yazalım. Sayı birbirinin tam katı ise küçük olan sayı EBOB diyorum. Bu bütün sayılar için geçerli arkadaşlar. Evet. Aşağıda sayıların EBOB'unu işlem yapmadan bunu diyor. Uygulama uygulayalım 12'de. Evet 12 ile 24. Dikkat ederseniz arkadaşlar 24 12'nin tam katıdır. O halde küçük olan sayı yani 12 EBOB'dur. 13 ile 52. 52 13 çarpı 4 demektir arkadaşlar. Demek ki 4 katıdır diyorum. O halde EBOB'ları küçük olan sayı 13'tür. 18 ile 72. 18'in arkadaşlar 72 4 katıdır. O halde küçük olan sayı yani 18 EBOB olur diyorum. Dikkat ederseniz algoritma falan yapmama gerek kalmadı. Evet devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu tarz sorular genellikle testlerde karşımıza gelecek. Yani bana eğer A ve B sayılarının EBOB olunurken A ve B sayılarını tespit etmemize gerek yoktur diye söylüyor. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Örneğin şu ikiye bakın işaretlemiş ya. Bu ne demektir? Hem A'yı böldü hem B'yi böldü demektir. Bu tarz sorularda arkadaşlar her harf bir tane rakama işaret eder. Bir tane sayı gösteriyorum. Bakın A değişti. C oldu. B de değişti. D oldu. Demek ki iki her ikisini böldü diye düşüneceğim. Evet dikkat edin arkadaşlar. C ikiye bölündü. E oldu. D bölünmedi. Aynen yazıldı. Ondan dolayı ne yapıyorum? 2 2'ye herhangi bir işaret koymuyorum. Çünkü D'yi bölmedi. Evet 3'e bakıyorum. E H oldu. D de F oldu. Demek ki bu 3 bakın H ve F yaptığına göre her ikisini böldü diye düşünüyorum. H değişti 1 oldu. F değişti J oldu. Demek ki 5 her ikisini böldü. Evet 1 aynen durdu zaten. J'yi de 5'e böldüm. Dikkat ederseniz 1'i bölmeyeceği için işaretlemiyorum. Burada 2, 3 ve 5'i çarparak EBOB'unu bu buluruz diye söyleyelim. Evet devam edelim. Bir de şurayı okuyalım. Sayılardan bir tanesinin bire ulaştığı basamaktan itibaren sayıların ortak bir asal böleni olamaz arkadaşlar. Bundan dolayı istersek biz burada bitirebiliriz diye söylüyoruz. Evet devam ediyorum. E şöyle bir tık büyütüyorum. Evet 13. uygulamaya baktığımız zaman aşağıdaki gibi asal çarpan algoritmaları verilen sayıların eboblarını harfleri bulmadan tespit ediniz diyor. Yani arkadaşlar harflerin değerini bulmayacağım. Yani A 30'dur 40'tı beni ilgilendirmiyor demek istiyor. E şimdi bakıyorum. A 2'ye bölündü C oldu. A değişti. Burada sıkıntı yok. Ama B arkadaşlar 2'ye bölünce değişmedi. Aynen aşağı yazdım. Demek ki 2 iki, her ikisini bölmediği için işaretlememe gerek yoktur diyorum. E C 3'e bölündü D oldu. B 3'e bölündü E oldu. Değiştiği için Bakın bu 3'ü işaretliyorum. D değişti 1 oldu. E değişti F oldu. Demek ki bu 5 her ikisini de böldü. Zaten 1 olduğu için artık ortak bir çarpan olmaz diyorum. Bu 5'i işaretlememe gerek yoktur. O halde EBOB'ları arkadaşlar 3 çarpı 5'ten 15 olur diyoruz. 3 çarpı 5 15'tir. Evet, i̇kinciye bakıyorum. A 2'ye bölünce değişmedi arkadaşlar. Demek ki yani 2 sayısı A'yı bölmedi. Bakın A olarak kaldı. B bölünse de ben bunu işaretlememe gerek yoktur. A 3'e bölünce D oldu. C de E oldu. Bakın hem A hem de C değiştiği için demek ki bu 3 her de böldü diyorum ve işaretliyorum. D 1 oldu. E F oldu. Değişti. İşaretliyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın 5 zaten 1'i bölemez. O halde 5'i işaretlemiyorum. 3 çarpı 3'ten EBOB 9 olur diyoruz. Evet A C oldu. B de D oldu. 3 her ikisini böldü. C E oldu. D F oldu. 3 her ikisini böldüm. E H oldu. F de 1 oldu. Yani bu 5 her ikisini de değiştirdiğine göre böldü diye düşünüyorum. Zaten arkadaşlar bakın 1 5'e bölünemez. O halde 3 çarpı 3 çarpı 5 çarparsam 3 kere 3 9 9 kere 5 45 olur. EBOB'u diyorum. Evet. A, C oldu. B, B olarak kaldı. 2. Sadece arkadaşlar A'yı böldü. B'yi bölmedi. işaretlemiyorum. Evet. 5'e bakıyorum. C aynen kaldı. B'de de D oldu. Bakın B'yi böldü ama C'yi bölmedi. için. 5'i işaretlemiyorum. Evet. C, E oldu. D de 1 oldu. Demek ki bu 7 hem C'yi hem de D'yi böldü diye düşünüyorum. Bakın 11 arkadaşlar. biri değil sadece E'yi böldüğü için artık bunu da işaretlememize gerek yoktur diyorum. Burada bizim EBOB'umuz 7'dir. 7'yi herhangi bir sayıya çarpmama gerek yoktur diyorum. Evet. Temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki etkinliğe. Evet. Bir üsttekini yaptık mı? Evet. Burayı yaptık. Diyorum. Evet buradayım arkadaşlar. Yine bir tık büyütüyorum. yine harflere bakıyorum arkadaşlar. 2 A'yı böldü C oldu. B'yi böldü D oldu. Değiştiği için işaretledim. 5 C'yi böldü E oldu. D'yi böldü F oldu. İşaretliyorum. Yine 5 arkadaşlar E'yi böldü H oldu. Ama F aynen kaldı. Demek ki 5 F'yi bölemedi. Yani işaretlemiyorum. Evet 7'ye bakıyorum. H'yi böldü. K oldu. F'yi böldü. 1 oldu. 7'yi de işaretliyorum. 7 K'yi böldü. 1 oldu. 1'i bölemez arkadaşlar. O halde 2, 5 ve 7'yi çarpıyorum. 2 çarpı 5 çarpı 7 10 çarpı 7 70 olur diyoruz. Evet bakalım arkadaşlar. 2 sayısı A'yı böldü C oldu. B'yi böldü D oldu. işaretledim. Evet 3 C'yi bölmedi arkadaşlar. Aynen yazıldı. D'yi böldü. E oldu. 3'ü işaretlemiyorum. Evet, 5 sayısı C'yi böldü. F oldu. E'yi böldü. H oldu. 5'i evet, işaretledim. Evet bakın 7. F'yi K yaptı. H'yi de 1 yaptı. Yani her ikisini değiştirdi. Böldü diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar zaten 1 7'ye bölünemez. O halde yine 2, 5 ve 7'yi çarpıyorum. 2 kere 5 10. 7 ile çarparsam Bakın bu sayının da EBOB'u 70 olur diyorum. Evet 2'ye bakıyorum. A'yı böldü C oldu. B'yi böldü D oldu. Her ikisi değiştiği için işaretledim. Evet 2 C'yi değiştirmedi arkadaşlar. E'yi değiştirse de işaretlemiyorum. Evet 3 sayısı C'yi F yaptı. E'yi arkadaşlar bakın E'yi değiştirmedi. O halde bu 3'ü de işaretlemiyorum. Evet F'ye bakıyorum 1 oldu. E'ye bakıyorum H oldu. Her ikisi değiştiği için 5'i işaretliyorum. Zaten 1 arkadaşlar artık 5'e bölünmez. O halde 2 ile 5'i çarpıyorum. İşaretledim. 2 sayı çarparak EBOB'ları 10 olur diyorum. Evet, bu etkinliğe bakıyorum. A değişti, B değişmedi. 2 işaretlemiyorum arkadaşlar. Bakın B aynen kaldı. 3'e bakıyorum. C C olarak kaldı. Demek ki C'yi bölmedi diyorum. B'yi değiştirdi sadece. Evet 5'e bakıyorum. C E oldu. D aynen kaldı. Demek ki 5 her ikisini bölmedim. Sadece C'yi böldüm. E, E olarak kaldı arkadaşlar. Dikkat edin. D de değişti. Ama E'yi bölmediği için bakın 7'yi de işaretlemiyorum. Son olarak E'de E de sadece 11'e bölündü ve 1 oldu. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz burası önemli. Ben burada herhangi bir sayıyı yuvarlak içine alıp işaretlemedim. Peki arkadaşlar o zaman ben bunun EBOB'una bu 0 mı diyeceğim? 1 mi diyeceğim? Elbette ben burada ne yapıyorum arkadaşlar dikkat edin. Bunların EBOB'u 1'dir diyorum. Çünkü 1 bütün sayıların ortak bölenidir arkadaşlar. Evet 1 bütün sayıları bütün doğal sayıları böler diye söylüyorum ve EBOB'ları 1'dir. Eğer işaretlemediysek bu sayıların EBOB'u 1'dir diye düşüneceğiz. Evet devam edelim. Evet bakın buraya yine az önce söylediğim gibi hangisidir diye sorduk. Burada cevabımız EBOB'ların bir kabul edilir. Çünkü bir doğal sayısı her doğal sayının bölenidir diye söylüyoruz. Eğer hiç ortak asal sayısı yoksa EBOB'unun bir olduğunu az önce izah etmeye çalıştık. Evet devam ediyorum gençler. Evet burada da arkadaşlar üstü ifadelerin çarpımı şeklinde verilen iki doğal sayının EBOB'unu bulurken ne yapacağız? Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Bu tarz sorularda soru bankalarında karşımıza genelde çıkıyor. Onun için lütfen anlamaya çalışalım. Evet burada pratik olarak arkadaşlar bakın ben A ve B doğal sayılarını hiç bulmadan bunların ebobunu nasıl buluyorum? Ortak tabana sahip üstü ifadelerden kuvveti küçük olanı alarak çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın Ortak tabana sahip üstü ifadelerden kuvveti küçük olanı alıp ebobunu kolayca bulabiliriz diyoruz. Evet dikkat ederseniz arkadaşlar sadece ortak tabana ait olanları alıp çarpacağım. Yani ortak olmayan herhangi bir sayıyı almayacağız arkadaşlar. Sebebi ne? Şimdi ben A ve B doğal sayılarını düşünecek olursam. Şöyle A ve B yazayım. Mesela 2'ye böldüğümü düşünün. Bakın bu C, bu da D olursa her ikisini böldüğü için arkadaşlar yuvarlak için alıyordum. Yani ortakları aldığımızı anlatmaya çalışıyorum. O halde etkinliğimize bakalım. Bakın tabana bakıyorum. 2 üstü 2 var, 2 var. Burada üstü küçük olan kimdir? 2'dir. 5 üstü 2 var, 5 üstü 3 var. Üstü küçük olan 5 küçük üstü 2'dir. 7 var 7 var. İkisinden birisi. Çünkü üstleri eşittir. O halde 2 çarpı 5'in karesi çarpı 7'ye alarak ebobunu bulmuş oluruz diyoruz. Evet devam edelim. Evet 14. Etkinliğime bakıyorum. Aşağıdaki gibi asal çarpanların üstü ifadeleri verilen sayıların eboblarını sayıları bulmadan tespit ediniz diyor. Arkadaşlar kuralımız neydi? Tabanları ortak olanlardan üstü küçük olanlar alıp çarpıyorum. Bakın 2 üstü 2 var. 2 üstü 3 var. Üstü küçük olan 2 iki üstü 2'dir. O 2 üstü 2 çarpı. 3 var A'da ama 3 B'de yok. O halde almıyorum. Ortakları almıyorum. Dikkat edin. 5'in birinci kuvveti 5'in ikinci kuvveti. Bir de 5 üstü 1 alıyorum. Ve ikisini çarpacağım. 2'nin karesi 4'tür. 4 Dört kere 5 20 olur. Ebob diyorum. Evet. C ve D'ye bakıyorum. 2 üstü 3 var. 2 üstü 3 var. Üstleri eşit arkadaşlar. Bir tanesi. Alıyorum. Çarpı. 3 var. 3'ün karesi var. Üstü küçük olan 3'tür. 3'ü aldım. E, evet, dikkat edin arkadaşlar. 5 var. D'de yok. 7 var. C'de yok. O zaman ben ne yapmıyorum? 5 veya 7'yi almıyorum. O halde 2'nin küpü 8 çarpı 3'ten 24 olur. EBOB diyorum. Evet, e ve F'ye bakıyorum. 2 var. 2'nin karesi var. Üstü küçük olan 2'dir. 2'ye aldım çarpı. 3 Üç var 3'ün karesi var. Üstü küçük olan 3'tür. Yazdım. 5 beş var 5'in karesi var. Üstü küçük olan 5'tir. Çarpı 5. Bakın 7 var. Aşağıda olmadığı için 7'yi almıyorum. O halde 2 kere 5 10. 3 ile çarparsak 30'dur. EBOB'ları diyorum. Evet. Temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimize. Evet. K ve L'ye bakıyorum. 2'nin karesi var arkadaşlar K'de ama L'de yok. O halde almıyorum. Bakın ortak değilse almıyoruz arkadaşlar. 3 var 3'ün karesi var. 3 ortak. 5'in karesi 5'in birinci kuvveti 5 üstü 1'dir. O halde 3 çarpı 5 üstü 1 yani 5 3 kere 5 EBOB 15 olur diyorum. Evet 2'nin karesi 2'nin karesi bir tanesi aldım. Eşit arkadaşlar. 3 var 3'ün üçüncü kuvveti. 3'ü alıyorum çarpı. 5 var 5'in karesi var. 1 de 5 çarpıyorum. Evet bunları yazarsam 2'nin karesi 4 çarpı 3 çarpı 5'ten 4 kere 5 20 çarpı 3 60 olur. EBOB diyorum. Evet P ve R'ye bakıyorum. 2'nin karesi var aşağıda göremedim. Evet R'de 3 var yukarıda yok arkadaşlar. Evet 5'ler ortak üstü küçük olan 5'tir çarpı. Evet başka arkadaşlar bakın 7 var aşağıda yok. 11 var yukarıda yok. O halde çarpı yazmama da gerek yokmuş. Evet. Bizim evubumuz ne oldu? Sadece 5 oldu diyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Evet x ve y'ye bakıyorum. 2'nin 3. kuvveti var. Aşağıda yok arkadaşlar. 3'ün karesi var. Yukarıda yok. 5'in karesi üst tarafta yok. X'te yok. 7'nin karesine y'de yok. O halde arkadaşlar bakın herhangi bir ortak böleni çıkmadı. Ortak bölen yoksa arkadaşlar bütün sayıların bir sayısı ortak böleniydi. O halde EBOB 1'dir diyoruz. S ve T'ye bakıyorum. 2 aşağı yok arkadaşlar. 3'ün karesi 3'ün karesi. Bakın 3'ün karesini aldım. Çarpı. 5 beş var 5'in karesi var. 5'i alıyorum. O halde 3'ün karesi 9. 9 kere 5. 45 olur. EBOB diyoruz. Evet 2 yukarıda yok arkadaşlar. Almıyorum. 3'ün üçün 3. kuvveti ve 3 var. Tabanı küçük pardon tabanı ortak olanlardan Üstü küçük olan 3'ü aldım. Çarpım. 5 var. Aşağıda yok arkadaşlar. Almıyorum. 7 ve 7'nin karesi. Üstü küçük olan 7'dir. 3 çarpı 7 21 olur diyorum. Evet arkadaşlar. Temizliyorum. Bakalım. Evet. Bu etkinlikle de dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.